İstanbul Cihangir'de bir kişi sokak ortasında yanındaki kadına saldırdı. Esnaf kadının yardımına koştu ancak o saldırgan olayın ardından 20 kişiyle geri döndü ve esnafı darp etti. Meva Coşkun ve Volkan Kamber'in haberi var şimdi sırada. Sokak ortasında kadını dövmeye kalktı ama o şiddete esnaf müdahale etti. Sonra o saldırgan 20 kişiyle geri geldi. Sopa, silah ve kılıçlarla esnafa saldırdı. Sokak bir anda savaş alanına döndü. Biz üstümüze düşeni yaptık. Kadını şiddetten koruduk. Kadını şiddetten korudular ama kendilerini koruyamadılar. Çünkü sopa ve kılıç darbeleriyle ağır yaralandılar. Sokak kavgası Cihangir'de bir çiftin yürümesiyle başladı. İkili tam da buradan geçtikleri esnada alkollü adam önce kadına bağırmaya başladı. Sonra da kadını bu apartman girişine sıkıştırdı ve kimseye aldırış etmeden kadını dövmeye başladı. Bayan arkadaşı burada darp ederken içeri giriyorlar, olayı içeri taşıyor. Kadın neye uğradığını şaşırdı, yardım çığlıkları atmaya başladı. Kadın bir yandan yardım çığlıkları atarken bir yandan da kapılara, duvarlara vurarak sesini duyurmaya çalıştı. Ve adam kadını apartmanın içine kadar sürükledi. Neyse ki esnaf duyarlılık gösterdi. O kadının yardım çığlıklarına kayıtsız kalmadı. Ondan sonra bizim camları yumruklamaya başlıyorlar. Bizim arkadaşlarımız müdahale ediyor. İşte bayanı dövme falan. O saldırgan esnafa da tepki gösterdi. Ondan sonra bizim arkadaşların yakasına yapışıyor. İşte siz karışmayın, beni ilgilendiren bir şey. Saldırgan sonunda dayak yiyince kaçıp gitti. Canını zor kurtaran kadın da esnafa teşekkür etti. Esnaf o saldırgandan kurtulduğunu zannediyordu ama sadece 10 dakika geçti. O şehir eşkıyası tam 20 kişiyle geri geldi. Üstelik ellerinde sopalar, kılıçlar hatta silah bile vardı. Bir anda koşarak geldiler, bir anda saldırdılar. Önce dükkanlara saldırdılar. Kapı, cam ne varsa kırdılar. Sonra da esnafa sopa ve kılıçlarla vurdular. Kavga polisin gelmesiyle son buldu. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.